Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere Acer'ın SW5 serisi netbook küçük bilgisayarlarındaki ses sürücüsü, ses sound driver'ı nasıl kurulacağı hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle sürücümüzü kendi sitesinden indiriyoruz. Ben size açıklama kısmında, videonun açıklama kısmında sürücünün linklerini vereceğim. Oradan direkt indiriyorsunuz. İki sürücü indireceğiz. Öncelikle ses sürücüsü. Ses sürücüsünü normal bildiğimiz şekilde setup'ından biz indirdik daha önce. Klasöre çıkarttık. Setup'ından normal kurulumunu yapıyoruz. İleri ileri mantığıyla normal kurulumunu yapıyoruz. Kendi sitesinden kendi orijinal driver'larını indirmeniz gerekiyor. Bu sorunu aşmak için. Ses sürücüsünü yüklemeniz sorunu çözmüyor. Birincisini yükledik. Ses sürücüsünün kendisini yükledik. Yine aynı şekilde Acer'ın kendi sitesinde burada bir driver'ımız daha var. Platform Installer sürücüler, platform installer dediğimiz driver'lar. Onu da indirdik. Biz bakın ses sürücümüz daha yüklemedi. Ve üzerinde kırmızı bir işaret mevcut. Şöyle. Daha yüklenmedi. Platformu da indirdik. Biz o sürücü, platform yazan sürücüyü indirmiştik. Şimdi onu kuracağız. Yine aynı şekilde platform sürücüsünün içindeki setup'tan ilk kere tıklayıp aynı bildiğimiz şekilde bu önceki ses sürücüsüydü. Bu değil bizim yükleyeceğimiz. Bunu iptal edelim. Bunu az önce yüklemiş idik. Platform yazan yerdekini indireceksiniz. Platform olmadan ses çıkmıyor arkadaşlar. Chipset platformlarını yüklüyor. Hemen onu indirdik. Klasöre çıkarttık yine aynı önceki gibi. Setup'ına geliyoruz. Setup'ından normal bildiğimiz standart kurulumunu yapıyoruz. İzinlere evet diyoruz. Platform Driver bu küçük Atom işlemcili bilgisayarlardaki özellikle Intel chipseti üzerinde çalışan, Intel motoru üzerinde çalışan ses sürücüsü olsun, ekran sürücüsü olsun, dokunmatik sürücüsü olsun ve benzeri bilimun bütün sürücülerin doğru çalışmasını sağlayan ana motor sürücüsüdür bu. Bu olmadan ses de çıkmıyor, görüntü düzgün de olmuyor, dokunmatik çalışmıyor, wireless çalışmıyor. Onun için bunu mutlaka ama mutlaka Atom işlemciler için 3. parti, 4. parti neyse platform tools, platform sürücülerini mutlaka yüklüyorsunuz. Yüklememizi bekliyoruz. Yüklememiz bittiğinde zaten ses yavaş yavaş verecek. Bu yükleme sonunda bilgisayarımızın sesi normal kendiliğinden çıkacak. Evet, yüklememiz bitti. Biz sonuna kadar beklemeyelim. Bittikten sonra ki haline geçelim şimdi. Onu çekelim şimdi. Videomuzu burada sonlandırırım. Yükleme bittikten sonra bakalım sesimiz çıkıyor mu? Evet. Gördüğünüz gibi bilgisayarımdaki ses gayet normal çıkıyor. Akıcı bir şekilde. Bilgisayarımda çıkmayan ses sürücüsünde bu şekilde bu cihazlara nasıl yüklediğimizi bu videoda sizlere anlatmış olduk arkadaşlar. Kolay gelsin.